Bugün sizlere benim de işlemlerimi kolaylaştıran bir sistemden bahsedeceğim. Nedir bu sistem? SAMP Server, NetBeans, KutuFTP, Sublime Text gibi programların Dropbox üzerinde etkileşimli bir şekilde çalışmasını sağlayan bir sistem. Örneğin ben hem evimde çalışıyorum hem de ofisimde çalışıyorum. Şimdi evimde yaptığım, örneğin NetBeans'e yaptığım bir kısa yol atamasını aynısını gelip iş yerinde de yapmak zorunda kalıyorum. Veya nedir? KutuFTP'ye tanımladığım bir siteyi tekrar gelip ofisimdeki bilgisayara da tanımlamak zorunda kalıyorum. Veya ofisimde tanımladıysam evimdeki bilgisayara tanımlamak zorunda kalıyorum. Bunun için ben Dropbox'ı seçtim. Dropbox hemen sitesine bir gidelim. Bakalım. Singap diyelim. Bir üye olalım hemen. Shift ajans diyelim. E-mailimize de admin@shiftajans.com diyelim. Password'umuzu verelim. Dropbox'ın kurallarını kabul ediyoruz. Ve Singap diyerek üye oluyoruz. Şimdi Dropbox size 2 GB'lık bir alan veriyor. Free olarak. Yani free olarak kullanabileceğiniz 2 GB'lık bir alan veriyor. Bu 2 GB'lık alanı kullanabilirsiniz. Hemen bir resim yüklememizi istiyor. Bir resim yükleyelim. Outdoors fotosunun içinden hemen bir resim yükleyelim. Evet, şu anda dosyamız yüklendi. Bakarsak burada dosyamız var ve hemen paylaşma linkini de istersek açabiliriz. Burada paylaşma linki var. Tamam, devam edelim. Continue dedim. Go to my Dropbox dedim. Benim şu andaki Dropbox'ım, bulut sürücüm geldi. Bu hemen gelelim. Programımızı bir yükleyelim bilgisayarımıza. 3.0.5 versiyonu var şu anda. Programımız inmeye başladı. Programımız indi. Hemen tıklayıp çalıştıralım. Şu anda yüklemeye başladı. O yüklerken burada Dropbox'tan bir bakalım. Şimdi dediğim gibi default olarak ücretsiz size 2 GB'lık bir alan veriyor. Eğer isterseniz de aylık 10 dolar, yıllık 100 dolar gibi bir fiyata 1 TB'lık bir alan satın alabilirsiniz. Ayrıca ekipler içinde seçenekler mevcut. Ben birçok bulut sürücüsünü denedim. Yandex olsun, Mega olsun, Titinet'in NetDisk olsun, SkyDrive, OneDrive, bunların hepsini denedim. Ama en çok benim hoşuma giden ve verim aldığım Dropbox oldu. Dropbox'ta eğer tekrar gidelim, buradan Settings kısmına bir gelelim. Aynı zamanda yüklenmeyi de bakalım. Bakarsak Account kısmında Invite Your Friends diyor. Arkadaşlarınızı davet ettiğiniz anda davet ettiğiniz zaman her arkadaşınız size 500 MB'lık bir alan kazandırıyor ve toplamda 16 GB'lık bir alan kazanabiliyorsunuz arkadaşlarınızdan. Bu da 32 tane arkadaşınız olması lazım. Buradaki linki kopyalayıp arkadaşınıza gönderiyorsunuz. Arkadaşınız Dropbox'a üye oluyor ve programın bilgisayarına kurduğu anda size 500 MB'lık bir alan geliyor. Totalde size yaklaşık 19-20 GB'lık bir alan vermiş oluyor. Arkadaşlarınızı da eklerseniz. Burada Get Started kısmı var. Get Started kısmında buradaki işlemleri tamamlarsanız da size 250 MB bonus veriyor mesela. Daha sonra Mailbox var. Mailbox'ı kurarsanız yanılmıyorsam 500 MB gibi bir alan verecektir. Hatta 1 GB gibi, evet 1 GB bir alan veriyormuş Mailbox'ı kurunca da. Buradaki yerleri şey yaparak tek tek giderek free alanınızı arttırabilirsiniz. Dropbox şu anda kuruldu. Bağlanmasını bekliyoruz. Şu anda Dropbox kurdu. E-mail istedi.
E-mailimiz neydi? admin@shiftajans.com'du. Şifremizi girelim. Singin diyelim. Open my Dropbox folder. Ben daha önceden kurduğum için böyle bir dosya var dedi. Ben tekrar install dedim. Şurada Dropbox adında bir dosya zaten önceden var olduğunu söylüyor. Ondan dolayı biraz beklemek zorunda kaldık. Ben daha önceden kurmuştum çünkü. Eski Dropbox'ın belgelerini buraya atmaya çalışıyor şu anda. Kapatalım programı. Şimdi tekrar açalım. Yine mailimizi girelim. Advanced Settings diyerek ben hemen burada yolu bir değiştireyim. Other dedim. Ben Dropbox'ımı nereye kurmak istiyorum? E sürücümün içine, E'deki Dropbox'ın altına kurmak istiyorum. Open my Dropbox folder dedim. Siz kurduğunuz zaman default olarak eğer hiç önceden Dropbox kurmadıysanız kullanıcı adınızın altına gelecektir. Eğer değiştirmek isterseniz de Dropbox'a gelip sağ tıklayıp buradaki Preferences kısmından Account diyerek location'ı istediğiniz yerle değiştirebilirsiniz. Şu anda bakarsak Dropbox kurduk. Hemen girelim. İki tane belgemiz geldi. Bir benim attığım resim geldi. Bir de Dropbox'ın default olarak attığı Getting Started PDF dosyası geldi. Ben bunları bir sileyim. Dropbox'ın içinde herhangi bir şey kalmasın. Buradaki Dropbox dosyası da gizli bölgelerin açık olduğundan dolayı görünüyor. Şimdi Dropbox'a tekrar bir gidelim. Bakalım bizim klasörümüzde ne var? Şu anda hiçbir şey yok görünüyor. Aslında belgelerimiz Deleted File olarak hala duruyor. Bunları istersek Restore deyip hatta resmi Restore diyelim. Restore dedim ve bakarsak Dropbox direkt hemen sync yaptı ve benim resmimi direkt hemen E'deki Dropbox'ın içine attı. Bu kısım buraya kadar Dropbox'a üye olduk. Dosyaları indirdik. Şimdi hemen programlarımızın kurulumuna bir geçelim. Benim size tavsiyem iki bilgisayarda da Dropbox'ın kurulu olduğu sürücü harfi aynı olsun. Ben E'yi seçtim. Diğer bilgisayarımda da sürücü harfim E olması gerekiyor. Şimdi XAMPP Server'ı kurulumuna bir başlayalım. XAMPP Server'ı yönetici olarak çalıştırdım. Yes dedim, OK dedim, Next dedim. Direkt default ayarlarıyla hiçbir değişiklik yapmadan XAMPP Server'ı kuruyorum. Dropbox oldu, silebilirim. Aynı anda kutu FTP'nin de yüklemesini başlatalım. Kutu FTP'yi de aynı şekilde default ayarlarıyla kurulumu yaptım. Finish diyorum. Kutu FTP kuruldu. Aynı anda NetBeans'i de başlatalım.
Lan buraya gelsin. Hemen ne sublime teksti de başlatayım ben, videonun uzun olmaması açısından hepsini aynı anda yüklemeye çalışıyorum. NetBeans'i de default ayarlarıyla yüklüyorum. Çok bir değişiklik yapmadan. Sublime teksti kuruldu. NetBeans'in kurulum ekranı gelmedi. Sublime teksti kurduk da aynı. Evet, NetBeans de şimdi geldi. Bütün programlarımızın kurulumunu bitirdikten sonra işlemlerimize başlayacağız. Next dedim. Evet, kabul ediyorum. Install diyerek yüklemeye başladım. Bu arada biz Dropbox folder'ımıza bir gidelim. Hemen kendi yapımızı bir oluşturalım. APP adında bir klasör oluşturuyorum. Klasörün içine benim hangi programlarım olacak? Qt, FTP için bir klasör. NetBeans için bir klasör. Sublime için bir klasör. Bir de benim MySQL tablolarımı tutacağım. MySQL kaynaklarımı tutacağım. Tatık için bir klasör oluşturdum. Qt FTP'nin içine ayrıca Logs adında bir klasör oluşturacağım. NetBeans'in içine de ayrıca Cache adında bir klasör oluşturacağım. Şimdi dosya yapımız bu şekilde. Tamam. Programlarımıza bir bakalım. Kurulum devam ediyor. Kurulum devam ederken Qt FTP'nin ayarlarını hemen birlikte bir yapalım. Continue dedim. İptal dedim. Evet dedim. Close. Hemen bir Qt FTP'nin Türkçe dil desteği var. Türkçe dil desteğine bakalım. Türk işi seçtim. Language sekmesinden apply dedim. Kapattım. Ve Qt FTP'yi tekrar açtığımda artık benim Qt FTP'm Türkçe. Devam dedim. Kapat dedim. Şimdi hemen gelelim ayarlara. Araçlar kısmından genel seçeneklerden genel sekmesi, en üstteki genel sekmesine gidiyorum ve benim geçerli klasörümü E'deki Dropbox'ın içindeki application'ın içindeki Qt FTP olarak ayarlıyorum. Uygula dedim. Günlük dosyalarında nerede tutmak istemiştik biz? Yine E'deki Qt FTP'nin içindeki logs içinde tutmak istemiştik. Buna da uygula diyelim. Bir tane bizim bir dosyamız daha var. Bu dosyamız bizim siteleri tanımladığımız dosya. Bunu da hemen gelelim. Dropbox'ın içindeki application'ın içindeki Qt FTP olarak seçelim. Qt FTP'nin içindeki sm.dat dosyası bizim sitelerimizin bilgilerinin tutulduğu dosyadır. Şimdi hemen burada test açısından bir bağlantı sihirbazı bir site tanımlayalım. Ajans.com dedim. Kullanıcı adımı girdim. Şu anda bağlanıyor. Benim varsayılan yerel klasörüm Dropbox olsun. E'deki Dropbox. Uzak sunucudaki dosyamda www olsun. Son dedim. Shiftajans.com geldi ve bağlandı. Shiftajans.com'a Qt FTP'nin ayarları bu kadardı. Şu anda Qt FTP'nin ayarlarını birinci bilgisayarımızda, ilk makinemizde tamamlamış olduk. NetBeans'in kurulumu da bitti. Zamp'ın kurulumu devam ediyor. O da bitmek üzere. Hemen gelelim. NetBeans'in ayarlarını bir yapalım o zaman biz. NetBeans buraya geldi.
Masa üstündeki NetBeans dosyasına sağ tıklıyorum. Ve dosya konumunu aç diyorum. Burada NetBeans dosyasının içinde ETC adında bir klasör var. ETC klasörünün altında da NetBeans.conf adında bir metin belgesi demeyelim de conf dosyası var diyelim. Şimdi burada biz buradaki default cache'dir ve default user'dır yollarını değiştirmek istiyoruz. Bakarsak the same cache'dir and user'dır demiş. NetBeans default user'dır. Default user'dır root 8.2 demiş. Ve cache'ları da aynı şekilde tanımlamış. Biz bunları değiştirmek istiyoruz. Nedir? Bizim user'dırımız Dropbox, E'deki Dropbox'ın altındaki application'ın altındaki NetBeans olacak diyeceğiz. Ve default cache'larımız da NetBeans'in altındaki cache olacak diyeceğiz. Bunları ekledikten sonra dosyayı farklı kaydediyorum. Masa üstüne NetBeans conf dosyası olarak kaydet dedim. Ve masa üstüne şu anda kaydetmiş olması lazım. Evet, NetBeans conf olarak benim dosyamı kaydetti. Şimdi diğerini farklı kaydettim. Diğeri aynı şekilde duruyor olması lazım. Evet, default'tur. Aynı şekilde duruyor. Tamam. XAMPP'ın kurulumu da tamamlandı. XAMPP'ı şimdilik aşağı bir alalım. NetBeans'i bu dosyayı ETC klasörüne atmadan önce bir kere çalıştırıyorum. Şu anda NetBeans çalıştı. NetBeans'i kapatıyorum şimdi. Şimdi yapmamız gereken bir işlem var. Bu işlem ne? NetBeans'in application data klasörünün altında oluşturduğu dosyaları alıp bizim Dropbox'ımıza atmak. Bunun için C'ye geliyorum. Gizli ögeleri göster dedim. Kullanıcı dosyalarından, Ömerhan'dan, application data'dan, remaining'den NetBeans klasörü var. NetBeans klasörünün içindeki 8.2'deki dosyaları buradan kopyalayıp ben Dropbox'ımın içindeki NetBeans'e atıyorum. Daha sonra application data'nın içindeki local klasörün içindeki NetBeans'in içindeki cache'in içindeki 802'nin içindeki cache dosyalarını alıyorum ve benim cache dosyama yapıştırıyorum. Şu anda artık NetBeans'imiz bizim için Dropbox üzerinden çalışacak. Sadece yapmamız gereken dosya konumunu aç diyelim tekrar. NetBeans'in ETC'nin içindeki conf dosyasını bizim kendimizin oluşturmuş olduğumuz farklı kaydettiğimiz conf dosyasıyla değiştirmek. Devam dedim. Şu anda dosya değişikliği sağlandı. Dropbox'a bakarsak şu anda işlem yapıyor. Bize bilgilendiriyor. 410 dosyada değişiklik varmış. Dropbox'ta mavi sync ikonu var. Görüyorsunuzdur şurada. Bu işlem bittiğinde yeşil olacak ve upload bitecek veya download bitecek. Hangi işlemi yapıyorsa. Şimdi Dropbox işlemlere devam etsin. Biz neyi yapmıştık? NetBeans'i yaptık. Kutu FTP'yi yaptık. Şimdi bir de bu XAMPP server'ı bir deneyelim. XAMPP server'ı da ilk başta bir kere çalıştırıyorum. Bakalım herhangi bir hata alacak mıyız? Şu anda herhangi bir hata almadık. Hatta çalışsın. Şuradan XAMPP server'ı bir deneyelim. Localhost dedim. XAMPP server'ımız şu anda çalışıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Gelelim conf dosyasında. Şimdi XAMPP server'da ayarlamalarımızı yapmak için kontrol panelde bütün servisleri durduruyoruz. Durdurduktan sonra Apache kısmındaki config'e gelip Apache httpd.conf dosyasını açıyoruz. Açtıktan sonra burada bizim XAMPP'ımızın default olarak çalıştığı yer neresidir? C'nin altındaki, XAMPP'ın altındaki HD docs'tur. Biz bunu değiştireceğiz. Biz bunu ne yapacağız? Dropbox'ın içinde
direkt kaydedelim. Bizim yani HDDocs dosyamız bizim Dropbox dosyamız olsun. Yapıştırdım. Buraya da aynı şekilde yapıştırıyorum. Buradaki iki maddeyi değiştirdiğim anda artık benim localhost'um Dropbox'ın altındaki kısım olacaktır. Apache'yi bir çalıştıralım. Bakarsak sadece bizim resmimizin olduğu kısım geldi. Yani Dropbox'ın üzerinde çalışmaya başladı. Şu anda Apache server'ımız. Stop diyelim. Bir de MySQL için ayarları yapalım. Yine aynı şekilde MySQL'in karşısındaki config myini açıyoruz. Benim MySQL dosyam ne demiştim? NetBeans'in Dropbox'ın içindeki application içindeki data klasörü olacak demiştim. Aynı şekilde gel aldım, kopyaladım. Bakarsak datadırımız C'nin içinde, ZAMP'ın içinde, MySQL içinde datadır. Tamam, bunu değiştirdik. Şimdi bir de aşağı doğru iniyorum. Burada InnoDB data home'dur var. Bunu da aynı şekilde e-dropbox application data olarak değiştiriyorum. Altta log group home'dur var ve altta log arch'dır var. Bunlar da aynı şekilde e'deki dropbox application data olarak değiştirdikten sonra kaydediyorum. Ve my.ini dosyamı kapatıyorum. Şimdi bu şekilde çalıştırırsanız büyük bir ihtimal hata verecektir. Yapmamız gereken bilgisayarım ZAMP HDDocs değil, neredeydi? MySQL'in altındaki datanın içindekileri kopyalayıp benim kendi Dropbox'ımda oluşturduğum data klasörünün altına atmak. Şu anda Apache server'ımı çalıştırdım. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor. MySQL server'ımı da çalıştırdım. Bakarsam localhost'um çalıştırıyor. Localhost php my admin arama kısmına gitti. Localhost php my admin dedim. Bakarsak MySQL'im de sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Hemen yeni diyerek bir veri tabanı oluşturayım. Veri tabanı adım ne olsun? Ajans olsun. Bakarsak Shift Ajans buraya geldi. Artık ZAMP server'ımda Dropbox'ın üzerinde çalışmaya başladı. Şimdi son olarak ZAMP server'ımızı bir durduralım. Bunu görev çubuğuna sabitleyelim. FTP kurduk, ayarları yaptık. NetBeans'i kurduk, gerekli ayarları yaptık. ZAMP server'ı kurduk, gerekli ayarları yaptık. Ve Sublime text'i kuralım bakalım şimdi ne olacak. Sublime'yi de aynı şekilde default ayarlarıyla bir kuralım. Dediğim gibi Sublime'yi daha önceden denemedim. Şu anda birlikte deneyeceğiz. Sublime'yi kurmuştuk sanki biz. Evet, zaten kurduk bunu. Görev çubuğuna bir sabitleyelim bunu biz. Sublime'yi de bir kere bir çalıştıralım. Bakarsak bu şekilde çalıştı Sublime. Tamam. Şimdi bunun için ne yapmamız gerekiyor? Ben bunu biraz inceledim. Sublime'de diğerleri gibi dosya yolunu değiştirerek yapılabilecek bir şey bulamadım. Şimdi Sublime'nin dosyaları nerede? Hemen bakalım. Şurada kullanıcılara gidelim yine. Ömerhan'a gidelim. Application data'nın içindeki remaining'de Sublime text 3 kısmı var. Buradaki dosyaları biz Dropbox'a da atmamız lazım. Her seferinde tutup kendi elimizle atarsak bir anlamı kalmayacaktır. Bunu otomatikleştirmek lazım. Ne yapabiliriz? Hemen şöyle bir şey yapalım. Gelelim cmd diye arayalım. Komut sistemini açalım. Yönetici olarak çalıştıralım.
Windows'un Make özür dilerim. Windows'un sembolik link diye bir tabiri var. Bunu yapacağız. Şimdi bunu nasıl yapalım? Hemen gelelim. Buraya make link dedik. Slash d dedik. Şimdi burada iki parametre alıyor. Birinci parametresi bizim bu şöyle kalsın. Dropbox'ı yeniden açalım. E'deki Dropbox application şuradaki Sublime klasörü olacak. Birinci parametremiz bu olacak. Buradaki Sublime klasörünü bir sileyim ben. Geldim. Tırnakları açtım. Ortasına yapıştır dedim. Application altındaki Sublime. Birincisi bu. Biz bu dosyayı neye link yapacağız? Neyle bağlayacağız? Buradaki Sublime klasörüyle bağlama yapacağız. Bunu da aynı şekilde geldim. Yapıştır dedim. Ve enter dediğimde şu anda bir hata var diyor. Make link D dedik. Burada niye hata verdi? Ben şuradan bir bakalım. Windows make link cmd diyelim mi? Sembolik link. Ta şöyle YouTube'dan bakmıştım ben. Windows Windows make link. Şuradan bir bakalım. Make link dedi. Biz slash'ı ters mi atmışız? Ondan mı kaynaklanıyor? Büyük bir ihtimal ondandır. Şuradan gelelim. Oradaki slash'ı bir düzeltelim bakalım. Şöyle diyelim. Evet, şu anda sembolik link oluşturdu dedi. Bakarsa e-dropbox application sublime ile application remaining sublime text 3 oluşturdu şeklinde söyledi bize. Hemen gelelim, burayı kapatalım. Şimdi bir bakalım. Zaten burada bakarsak kısa yol olarak görünüyor. Aslında kısa yol değil bu. Direkt dosyalar burada var. Dropbox'ta şu anda dosyaları yüklemiş olması lazım. Şimdi Sublime'nin de ayarlarını yaptık o zaman. Ne yapalım? Burada NetBeans'i bir açalım. NetBeans'i açtık. Tools kısmından Plugins kısmına gelelim. Emmet for NetBeans diyeyim. Emmet'i bir indirelim. Emmet eski adıyla Zencoding. Download dedik. İndirme işlemi tamamlandı. Download kısmına gelip add plugin. Nereye? İndirilenlere inmiş olması lazım. Evet, Emmet'i alalım. Install dedim. Next dedim. Ayakıp dedim. Install dedim. Continue dedim. Ve IDE'yi yeniden başlatıyor şu anda. Ben burada proje panelinin görünmesini istiyorum. Window sekmesinden Project'i tıkladım. Daha sonra Options'tan, Keymap'ten
Bir bakayım NetBeans Mmet yüklendi mi? Ctrl Alt N Mmet'in default kısa yoldur. Ben bunu değiştirmek istiyorum. Ben bunu ne yapacağım? Shift Tab yapacağım örneğin. Ama Shift Tab kısa yolu dolu. Delete Tab demekmiş Shift Tab. Bunu siliyorum ben. Ben bunu kullanmadığım için sildim. Ctrl Alt N yapıyorum tekrar. Mmet'e gelip et alternatif olarak bir tuş kombinasyonu ekliyorum. Shift Tab şeklinde OK dediğimde artık Shift Tab tuşu benim Mmet için kullanacağım kısa yol olacaktır. Şimdi gelip hemen bir new project diyelim. PHP projesi olsun. Nerede? Source folder'umuz. Bu bilgisayar Dropbox'ın içindeki Shift ajans olsun. Proje name'de aynı şekilde Shift ajans ismini vereyim. Next dedim. Finish dedim. Şu anda projem oluşturuldu. Herhangi bir dosya yok içinde. Yeni bir PHP dosyası oluşturuyorum. index.php kaydediyorum. Kaydettikten sonra gelelim bir bakalım Mmet çalışıyor mu? HTML 2.5 dedim ve Ctrl Alt N tuşlarına bastığımda Mmet'in çalıştığını gördük. HTML taglarını ekledim. Ctrl Z diyeyim. Peki Shift Tab tuşlarına bastığımda da yine aynı şekilde Mmet'in çalıştığını gördüm. Tamam. Body'ye de Shift Ajans yazayım. Şimdi NetBeans'imizi çalıştırdık. Plugin'imizi yükledik. Burayı kapatalım. Bir de Sublime Text için Mmet'i yükleyelim. Mmet Sublime Text diyelim. Burada Mmet.io Backpage kontrolü yükleyelim önce. Install kısmından Sublime Text. Burada ne diyor? View Show Console menüyü çalıştırın diyor. Sublime Text'i çok kullanmadım. View kısmından Show Console. Konsola bunu yapıştırdım. Ve Enter dedim. Şu anda Backpage Controller çalıştı. Şimdi bundan sonra ne yapmam gerekiyor? Buradan bir bakayım. Install Backpage diyorum. Mmet diyorum. Mmet'i benim NetBeans'ime şu anda ekliyor ve ekledi. Artık Mmet'i burada da kullanabilir miyim? HTML 5 dedim. Buradaki default kısa yolda Ctrl E olması lazım. Evet, Ctrl E'ymiş. HTML 5 yazdım. Ctrl E dediğimde Mmet benim için çalıştı. Tamam. Bunu da bu şekilde kapatalım. Şu anda başka yapabileceğimiz burada herhangi bir şey yok. Bakarsak Dropbox'ımı yeniledim. App adında bir klasör geldi. Ve bütün dosyalarım şu anda güncellendiğini görüyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Buradaki Dropbox'ı da kapatalım. Sublime Text'i kapatalım. Şimdi ne yapalım? Hemen uzaktaki makinemize bağlanıp programları oraya da kuralım. Ben bunun için TeamViewer'ı kullanacağım. TeamViewer'da benim diğer makineme bağlanıyorum. Şimdi burada da programların kurulumlarını gerçekleştireceğiz. Öncelikle gelelim bir Dropbox'ı indirelim. Zenginliğim.
Ne demiştik? admin@shiftajans.com. Şifremizi girdik. Şifreyi kaydettirdim. Buradan da install'dan Dropbox'ı indiriyorum. Dropbox'ın kurulumunu çalıştırdım. Dropbox devam ederken biz yine XAMPP server'ımızı ve diğer programlarımızı bir kuralım. Benim size yapmam gereken uyarı sadece XAMPP server, NetBeans gibi programların ikisiyle aynı anda iki bilgisayarda da çalışmaması. Buna kesinlikle dikkat edin. XAMPP server ve NetBeans iki bilgisayarda da aynı anda çalışmaması lazım. XAMPP'ın kurulumu başladı. NetBeans'i de aynı şekilde kuralım. KutuFTP'yi de kuralım. Sublime Text'in kurulumunu da başlatalım. Burada yapmamız gereken işlemlerin hepsi aynı. Sadece örneğin NetBeans'te application datanın altındaki klasörleri alıp Dropbox'ın içine atmıştık. Bunu yapmayacağız. XAMPP server'da datanın içindeki MySQL verilerini alıp Dropbox'ın içine atmıştık. Bunu da yapmayacağız. Zaten Dropbox bizim için güncelleyecektir. Sublime Text bitti. NetBeans bitti. Programlarımızın yüklemesini bekliyoruz. KutuFTP yükledi. KutuFTP'nin hemen ayarlarını yapalım. Bunu bir çalıştıralım. Continue dedim. İptal dedim. Evet dedim. Close deyip Tools kısmından Global Option'a geldim. General sekmesinden Use The Current Folder'ı değiştirmek istiyorum. Neresiydi? Dropbox şu anda daha kurulmadı. Mecburen beklemek zorundayız. Bunu iptal diyelim. Bu arada biz de dilimizi bir değiştirelim. Language'den Turkish yapalım. Dropbox'ı bekliyoruz.
Dropbox buraya geldi. Şu anda bağlanmaya çalışıyor. Şu anda Dropbox'ımızın hazır olduğunu söyledi bize. Open my Dropbox folder dersek bizim için Dropbox kendisi bir dosya oluşturdu. Dediğim gibi kullanıcı adınızın altına ben bunu değiştirmek istiyorum. Benim Dropbox klasörüm nerede olacak? Bilgisayardaki E'nin altında olacak dedim ve kaydettim. Kapattığım anda artık E'nin altında bir Dropbox klasörü var. Bu Dropbox klasörünün içinde de benim diğer makinemde oluşturmuş olduğum dosyalar şu anda buraya geldi. Bu ilk seferde güncellemesi biraz uzun sürebilir. Güncellemeyi yapıyor şu anda Dropbox. O güncellemeyi yaparken biz dediğim gibi kutu FTP'yi bir ayarlayalım hemen. Close dedim. Window. Biz bunu Türkçe yapmıştık. Niye yine İngilizce geldi? Kapatalım. Kutu FTP'yi tekrar çalıştıralım. Evet, şu anda Türkçe geldi. Araçlar kısmından genel seçenekler. Genel kısmından geçerli klasörü değiştirmek istiyorum. Neresi olacak? E'nin içindeki Dropbox'ın içindeki application'ın içindeki kutu FTP olacak demiştik. Günlük dosyalarda bilgisayarın içindeki E'nin içindeki application kutu FTP'nin içindeki logs olacak dedik. Uygula diyelim. Bir de neyimiz vardı? Burada güvenlik kısmındaki SMDAT dosyamızın yerini göstermek kaldı. Application kutu FTP SMDAT dedik. Uygula dediğim anda gördüğünüz gibi buraya Shift Ajans geldi. Ve tamam dediğim anda artık bu makinede Shift Ajans için herhangi bir site tanımlaması yapmama gerek yok. Veya şöyle yapalım bir de site yöneticisine gelip bağlantı sihirbazı yine bir site tanımlayalım. Ömerhan.com'u tanımlayayım. Kullanıcı adımı yazdım. Şifremi yazdım. Şu anda bağlanıyor. Yine benim lokal klasörüm neresi olsun? E'deki Dropbox olsun. Uzak sitedeki klasörüm de www'nin içi olsun dedim. Ve son dediğimde Ömerhan.com buraya geldi artık. Kapat dedim. Kutu FTP kapattım. Bu aşağıda bakarsak Dropbox bize hangi dosyaların eklendiğini, çıkarıldığını uyarı şeklinde veriyor. Eğer bu uyarıyı istemiyorsanız da Dropbox'a sağ tıklayacağız. Preferences deyip Show Desktop Notification'ı kapatacağız. Şu anda kapattık. NetBeans ve XAMPP Server'ın da kurulumları bitti. XAMPP'ın kontrol panelini çalıştırayım mı diye sordu. Çalıştırsın. Finish dedik. Şu anda XAMPP çalışacak. XAMPP'taki gerekli değişiklikleri hemen bir yapalım. Nerede yapıyorduk? XAMPP'ı çalıştırmayalım şu anda. Apache'nin karşısında config'e gelip HTTP'de config'u açıyoruz. Açtıktan sonra buradaki htdocs'u biz değiştireceğiz. Ne yapacağız? E'deki Dropbox'ın içindeki demeyeceğiz artık Dropbox diyeceğiz. E'deki Dropbox'ı kullanmak istiyorum. Ben htdocs yerine dedim. Kaydettim. Kapattım. XAMPP Server'a tekrar geldim. MySQL'in karşısındaki config ini'deki myini'yi de değiştireceğim. Myini ne olacak? Ne demiştik? Application'ın altındaki data klasörü olacak demiştik. Hemen gelelim. İlk adımımız burada datadır'ı değiştirmek. İkinci adımımız ise buradaki InnoDB Home'ları değiştirmek.
inlediği bir log grup değiştirmek ve arch'ı değiştirmek. Artık XAMPP server'ımız Dropbox güncellemeyi bitirdiği andan itibaren sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. XAMPP server'ında ayarını yaptık. Şimdi gelelim NetBeans'e. Dosya konumunu aç dedik. NetBeans klasörünün içindeki etc'ye gidip NetBeans conf dosyasını sağ tıklayıp düzenle dedim. Şimdi NetBeans nerede çalışıyordu? Bizim NetBeans E'nin altındaki Dropbox'ın içindeki app'nin içindeki NetBeans'ti. User'larımız burasıydı. Burada da diğer makinede yaptığımız gibi user'ları değiştireceğiz. Şu an kaydetmeyelim. Bir de cache dosyamız vardı. Cache dosyamız da NetBeans'in altındaki cache'ti. Şimdi bunu ne yapıyorduk? Masa üstüne conf dosyası olarak kaydediyorduk. Şu anda kaydetti ve masa üstündeki dosyayı buraya atıp hedefteki dosyayı değiştirdiğimiz anda artık NetBeans'imiz Dropbox üzerinden etkileşimli bir şekilde çalışacak. O zaman burayı da tamamladık. QTFTP yaptık, XAMPP yaptık. Bir tek Sublime Text kaldı. Sublime Text'i de hemen ne demiştik? CMD üzerinden bu makineye gelelim. CMD yazalım. Yönetici olarak çalıştıralım. Ne demiştik? Make link de doğru yazdıysak yine make link dedik, d dedik. App'nin altındaki sublime diyeceğiz. Bunu kopyalayalım. İkinci olarak ne dememiz gerekiyor? Bilgisayarım C kullanıcılar BIM'in altındaki application data'nın altındaki remaining'in altındaki dememiz lazım ama burada böyle bir dosya yok. O zaman biz tam tersini yapalım. Nasıl yapalım? Şöyle şu TeamViewer aşağı aldım. Bilgisayarım C burada kullanıcıların altında Ömerhan'ın altında application data'nın altında remaining'in altında sublime text 3 var. Bunu alalım. Buradaki yolu aldım. Buradaki yolu aldım. Bizim ilk parametremiz diğerinde tam tersi olacak. Yapıştır diyelim. Burada değiştirmemiz gereken Ömerhan yerine bakayım şuradan kontrol edeyim. BIM yazmak. Buradaki kullanıcı adım BIM. Burada tam tersini yaptık. Birinci parametremizi remaining'in içinde sublime text verdik. İkinci parametremizi de Dropbox'ın içindeki sublime olarak verdik. Make link dedik. Kaydettim. Yine büyük bir ihtimal slash'ı ters attık. Symbolic link created dedi ve şu anda symbolic link'i yaptı. Bakarsak sublime text 3 şu anda buraya da gelmiş oldu. Dropbox'ımız güncellendi. O zaman şu anda programlarımızı rahatlıkla deneyebiliriz. İlk başta XAMPP'ı bir deneyelim. Start diyelim. Apache server'ımız başladı. Bir sıkıntı yok. Start diyelim. MySQL server'ımız başladı. Herhangi bir sıkıntı yok. Tamam. Güzel. Localhost diyeyim. Bir gideyim bakayım ne var. Ben buraya böyle herhangi bir dosya atmadım. Gördüğünüz gibi benim oluşturduğum Shift Ajans direkt buraya da geldi. Peki PHP MyAdmin'de durum ne? PHP MyAdmin'e gidersem burada da Shift Ajans adı altında bir tane veri tabanım oluşmuş durumda. Tamam, o zaman ne?
Bizim zam sorunumuz herhangi bir sıkıntı olmadan çalışıyor. Peki NetBeans'te durumlar ne? NetBeans'i açtığınız anda burada Science başlıyor. Ama Can't Sign Log Access Denied diye bir uyarı veriyor. Bunu çok aldırmayın. Programı kapattığınız anda o dosyada zaten güncelliyor. Şimdi bakarsanız buradaki makineden herhangi bir proje tanımlaması yapmamıştım ben. Ama Shift Ajans projesi buraya da geldi. İçinde Index.php var ve Index.php açık bir şekilde geldi. Mesela şu Start'ı kapatırsam ben Index.php açık bir şekilde geldi. Gayet başarılı. Peki ben buradaki NetBeans'e herhangi bir plugin yüklemedim. Emmet eklentisi yüklemedim. Ama Emmet çalışıyor mu? Hemen deneyelim. UL dedim. Li çarpı 5 dedim. Ctrl Alt N dedim. Ve 5 tane Li oluşturdu bana. Ctrl Alt N çalıştı. Plugin yüklememiştim. Shift Tab dedim. Yine aynı şekilde aynı kısa yorumla çalıştırabildim burada da. Bunu da kaydedeyim. Index.php açık bir şekilde kapatıyorum burada. Şimdi KutuFTP'de denemiştik. Sublime Text var sırada. Sublime Text'i de açayım. Bakalım burada Emmet çalışacak mı? HTML 5 dedim. Ctrl E dedim. Şu anda burada çalışmadı. Burada ne yapmamız gerekiyor? Ctrl E demiştik. Dediğim gibi bunu daha önce de denemedim ben. Burada da bir şöyle yapsak Browse Backbase User kısmı var. Burada boş geliyor. Peki benim diğer makinemde nasıl gelecek? Sublime'yi burada bir kapatayım. TeamViewer'ı aşağı bir alayım. Preferences, Browser. Evet, burada Backbase kısmı geldi ve User burada var. O zaman biz User dosyasını da aynı şekilde linklememiz lazım. Onu bir kapatalım. İlk makinemizde şimdi User dosyasını bir linkleyelim. Ne yapmıştık? CMD dedik. Yönetici olarak çalıştır diyelim. Sublime Text'in bunu bir kapatalım. Sublime Text'i tekrar açalım. Preferences kısmından Browse Backbase dedik. Romanian Backbase açıldı. Aslında user zaten bu Backbase'in içinde. Sublime Text, Local, Backbase'in içinde şu anda çalışıyor olması lazım. Remaining. Şu anda bir güncelleme devam ediyor ama Remaining değil de Local'in içinde NetBeans ile alakalı, Sublime Text ile alakalı bir şey var mı? Cache kısmı var. Index kısmı var. Bunlar da büyük bir ihtimal burası etkileyecektir. Biz burayı da linkleme yapalım. Şu klasörü kopyaladım. CMD geldim tekrar. Ne diyorduk? Make link de nereye linkleme yapalım? E'deki Dropbox'ın içindeki, application'ın içindeki Sublime'in içine biz bir dosya oluşturalım. Ne diyelim buna? Şu kısmı linkleme yapmamız lazım bence. Sublime Text'in içine Local diye bir klasör oluştursun ve bunu linklesin. Ne ile? CUser'daki application datanın altındaki remaining değil, lokalin içindeki Sublime Text ile linklesin diyeceğim.
Şu anda var diyor, oluşturamıyor. Bakalım. Application data. E'de lokal zaten varmış. O zaman lokali değiştirmemiz lazım. Bizim seçtiğimiz dosya ismi lokal değil de user diyelim. Evet, şu anda linkleme yapıldı. Burayı kapatalım bir. Bakalım Dropbox'ın içindeki sublime'de durum ne? User burada da var. Tamam. Şimdi bu makinedeki işlemimizi burada tamamladık. Diğer makineye bir bağlanalım. Sublime Text'i kapatıyorum burada. TeamViewer'ı açtım. TeamViewer'ı açtım. Burada da aynı şekilde bir CMD ile bir linkleme daha yapalım bakalım. CMD yönetici olarak çalıştır. Ne demiştik? Make link de tam tersi olacaktı burada. İlk orada burada ne yapmamız gerekiyor? Şurada NetBeans değil de gelelim C'nin içindeki kullanıcılar içindeki BIM içindeki application data'nın içindeki lokalin içindeki sublime text'i nereye linkleme yapacağız? Dropbox'ın içindeki application içindeki sublime içindeki burada şu anda güncelleme yapmamış görünüyor. User klasörü yok. Neden yok? User klasörü. Peki burada var mı user klasörü? Dropbox application sublime var. Sublime'nin içinde de user var. Burada. Ama buraya hala gelen bir user dosyası. Dropbox application sublime gelen bir user dosyası yok. Ama burada var. Bir şeyleri ters yaptık bence. Sublime text 3. Ne diyeceğiz o zaman burada biz? Dropbox'ın altındaki sublime ile yapıştır. User dosyasıyla link yap dedik. Halen var olan bir dosya oluşturulamaz dedi. Peki şöyle bir şey denesek. User dosyası. Şu anda linkleme yapıldı görünüyor. Çıkalım. Şu anda bir güncelleme başladı. Bakalım ne olacak. Burada da güncelleme başladı. İki makine de şu anda güncelleme yapıyor. User dosyaları buraya. Evet, şimdi geldi. Evet, şu anda user dosyası geldi. Peki bilgisayarım C kullanıcılar BIM'in içinde, application'ın içindeki, lokalin içindeki, sublime text'te burada ne alemde? Burada da bir şeyler var şu anda. Bakarsak
Ya buradan oraya aktarım olacak ya oradan buraya bir aktarım olacak. Şu anda bakalım ne olacak. Burası güncelledi. Burada bir güncellesin. Burayı bir açalım. Browse backpage dedik. Settings, keybindings, project, tools, command palette. Yes, top. Evet, burada backpage'i yüklemedi bence. Buradan öbür tarafa doğru bir aktarım olacak şu anda. Bekleyelim. Buranın güncellenmesini bir bekleyelim. Bilgisayarım C. Kullanıcılar Ömerhan Application Data Local'in içindeki Sublime Text'in içine bir bakalım. Burada durum ne olacak şimdi? Burada da güncellemeyi yaptı. Yani burada command palete install yazdığım anda burada bu kısım geliyor. Mad Snipes ekleyelim. Eklesin bakalım ne olacak. Mehmet, burada net Sublime'yi kapattım. Uzak bilgisayara bağlandım. Şimdi burada Sublime'yi bir açalım. Burada da bir yükleyelim bakalım. Ne demiştik? Mehmet Sublime Text 3. Backbase kontrolü gelelim bir install edelim. Sublime Text için olan kısmı kopyaladım. Burada Tools ne demişti? View Show Console. View diyelim. Show Console diyelim. Bunu buraya yapıştırıp Enter diyelim. Şu anda yüklemiş olması lazım. Command palete bir gidelim. Şimdi install diyelim bakalım. Install Backbase geldi. Burada Emmet geldi yine. Gariplik var. Güncellemeleri yapıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Application Sublime, Sublime'nin altındaki user. Sublime'nin altındaki user lokalle eşitlendi şu anda. C'deki kullanıcılardaki BIM'deki application datanın altındaki lokalin altındaki Sublime text buraya eşitlenmiş olması lazım. Mesela şu user'ın içine bir dosya oluşturalım. Bakalım neler olacak. Deneme txt dedim. Dosyayı oluşturdum. İçine de herhangi bir şey yazalım. Kaydettim.
Şimdi C'ye bir gidelim bakalım. Deneme dosyamız buraya gelmiş mi? Application data local sublime text deneme buraya geldi. Peki benim ilk makinemde durum ne? Application sublime user buraya denemek gelmedi şu anda. Denemenin gelmesini bekliyoruz. Dropbox bir garip çalışmaya başladı şu anda. Normalde çalışıyor olması lazım. Şu anda uzakta olan makine güncelledi kendini. Benim kendi makinemde güncelledi. Deneme TXT buraya geldi. Burada kullanıcılardaki Ömerhan'ın içindeki application data local dedik. Sublime Text 3 deneme TXT buraya da geldi. Dosyaların güncellenmesinde bir sıkıntı yok. NetBeans o zaman bir farklı çalışıyor. Sublime Text. Mesela burada Command Palette Install diyelim. Embed artık burada da silinmiş olarak geliyor. Tamam, buraya tekrar bir kuralım bakalım. Şu anda kuruldu. HTML 5 dedim. Neydi? CTRL E'ydi. Ama şu anda çalışmıyor. Format palet install backbase emmet bakarsak buradan gitti. Emmet'in CSS Snipes'ı da kuralım bakalım. Onu da kurduk. Emmet'in Sublime Text'i kapatalım. Tekrar açalım. CTRL-E dediğimizde burada işlemleri yapıyor şimdi. Herhangi bir sıkıntı yok. Uzak makinede durumumuz ne? Ona bakmamız lazım. Linkleme olduğu için büyük bir ihtimal güncellemiyor desem güncelliyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Bir daha güncelletelim bakalım. Şu anda iki makinede güncellemeler tamamlandı. Bakarsak Sublime Text burada açık geldi. Peki ben buraya bir şey ekleyeyim mesela. Shift Ajans diyelim. Bunu bu şekilde kapatalım. Kapattığım anda güncelleme işlemi başladı. Güncelleme işlemi bu makinede tamamlandı. Diğer makinede güncellemesini yaptı. Ve Sublime Text'i açıyorum. Bir bakıyorum. Shift Ajans artık buraya da gelmiş. Dediğim gibi bakalım ule içindeki li'leri yaz bana dedi. Ve CTRL-E'ye bastığımda burada emmet çalıştı. Bunu kapatıyorum. Kapattığım anda burada güncelleme, bu makinede güncelleme yapmıyor. O da büyük bir ihtimal bizim yazdığımız yoldan kaynaklanıyor. Ama resume sahip diyerek bir güncelletelim bunu bir bakalım. Yazdığımız yolun tam tersini yazarsak demek ki
işlem yapılacak. Bir bakarsak ULL'ler de artık buraya geldi. Artık sorunsuz bir şekilde kullanabiliriz. Buradaki sıkıntı sadece linklemeden kaynaklandı. Zaten bilgisayarlar açılıp kapanınca otomatik Dropbox tanıyacaktır ve linklemeleri de yapacaktır. Burada kapattığımız anda güncelleme işlemi yapıldı. Burada da yapılıyor. O zaman şu anda başka burada görebileceğimiz ne var? Bu makineyi aşağı bir alalım. Şimdi NetBeans'i açayım ben. NetBeans'e geleyim. Yeni bir proje diyeyim. PHP projesi olacak. Projenin folder'ı. Yeni klasör. Deneme olsun ismi. Projenin name'i de. Deneme olsun. Next diyelim. Finish diyelim. Deneme adında bir proje oluşturdum. Deneme projesinin içine yeni bir PHP dosyası oluşturuyorum. Index.php dedim. index.php'yi temizledim. Şimdi bakarsak burada iki tane index dosyası da açık. Biri deneme projesinin, biri Shift Ajans projesinin. NetBeans'i kapatıyorum. Güncelleme işleminin yapılmasını bekliyorum. Örneğin şu an evde çalıştınız, iş yerinize gittiğinizde bilgisayarınızı açarsanız bir 10 dakika içinde güncellemeler tamamlanacaktır. 10 dakika sonra aynı dosyalarla kaldığınız yerden çalışabilirsiniz. Güncellemeleri bekleyelim. Diğer makine de yapıyor aynı şekilde. Bu makinede güncelleme tamamlandı. Diğer makinede de güncellemeyi bekleyelim. Evet, şu anda bütün güncellemelerimiz yapıldı. NetBeans'i bir açalım. İki projemiz de karşımıza gelecek mi bir bakalım. Evet, şu anda bakarsak iki projemiz de açık bir şekilde karşımıza geldi. Bu kısım bu kadar. Bu diğer makineyi kapatalım şimdi. Şimdi gelin Dropbox'ın diğer bir güzelliğine. Örneğin Dropbox'ın sitesine bir gidelim. Kullanıcı girişimizi zaten yapmıştık. Şuradan Google Chrome'dan bir açalım. Sync'in. Şu anda girişimizi yaptık. Örneğin ben Shift Ajans projesindeki index.php'de birçok değişiklik yaptım. Herhangi bir hata yaptım ve bunu geri almak istiyorum. Previous versions diyerek index.php'ye tıkladıktan sonra bir bakarsam versiyon 1 neymiş? Burada Shift Ajans yazıyormuş sadece. Versiyon, yani şu andaki versiyonumda ULL'ler içinde li'ler var. Ben bu ULL'ler içindeki li'leri yanlışlıkla eklediğimi düşündüm ve bunu geri almak istiyorum. Buna tıklayıp versiyon 1'e tıklayıp restore dediğimde artık benim index.php failim güncellendi. Hemen gelelim NetBeans'e bir bakalım. NetBeans'i açalım şu anda. Buradaki index boştu zaten. Bir bakarsak artık buradaki ULL'ler gitmiş. Yani bu şekilde geriye dönüşle yapabilirsiniz. Siz Dropbox siz dosyalarınızı kaydettikçe burada işlemi kendisi gerçekleştirecektir. Ve geriye dönük
sizin versiyonlamanızı yapacaktır. Bunlar bu kadardı. Bu dediğim gibi net bir Sublime teksti ilk defa sizinle denedim. Onun için biraz karışık oldu. Ama sonuçta amacımıza